Peki Alize Hocam, kişinin yanımızda kalp krizi geçirdiğini nasıl anlayacağız? İşte kalp krizi geçiren kişi işte göğüs ağrısı duyar. Göğsünde sıkışma hissi ve boğurma hissi. Çünkü kalp krizi geçirdiği zaman, diyelim ki oradaki damar tıkandığı zaman oraya kan gitmeyince, normalde kalp devamlı pompalıyor ya, oraya kan gitmediği anda kalp hemen pompalamayı durdurur. Kasılmayı durdurur. Kasılma durduğu zaman da kalbi kanı yeterince pompalayamaz. Bu sefer ne olur? Kişi akciğere dediğimiz kalp yetmediği, akut kalp yetmediği dediğimiz tabloya girer. İşte kalp krizinin belki de en önemli özelliği bu. Diğer mesela bir yerimiz kesildiği zaman şiddetli ağrı duyuyoruz. Mesela böbrek taşı düştüğüm zaman onun da ağrısı mesela kötüdür ama o belli bir ağrıdır. Şiddetli bir ağrıdır. Hani bıçak saplanır gibi işte bir ağrıdır. Ama kalp ağrısı, kalp krizi ağrısı daha kötü bir ağrıdır. Ne olur? Göğüs ağrısı olur. Hiçbir şeye cevap vermez, geçmez ve en önemlisi boğulma ve ölüm korkusu olur. İnsan öleceğini hisseder. Nefes almakta zorluk çeker. Onun için kalp krizi ağrısı belki de dünyanın yine de en kötü ağrısıdır. Yani bir insan düşünsene, her şey yolunda ama nefes alamıyorsun, boğuluyorsun. Ve buranda şiddetli bir ağrı ve bir ağrı bir yerde değil, bütün bölgeye yayılmış. Çenene, kollarına yayılmış, sırtına, göğsüne yayılmış. Ve senin nefes darlığı yaratmış. Bu zaten büyük bir kalp krizidir. Eğer böyle yaşıyorsa zaten. Ve böyle bir kişi gördüğüm zaman ve aniden de kişi bayıldı, düştü. Baktın ki bilinci gitti. Zaten işte fibrilasyon dediğimiz olay öyle kalp krizinde. Kalbin elektriksel akımı bozuluyor ve kalp titreşir hale geliyor. Normal kasılma fonksiyonu bozuluyor. Bu tür durumda aslında bir şok yapılsa o fibrilasyon dediğimiz olayı düzeltiyoruz ve kalp tekrar normal çalışmaya başlayabiliyor. Buradaki kalp krizindeki ani ölümdeki olayın en önemli çözümü defibrilasyon dediğimiz bu şok olayı, elektro şok dediğimiz olayı yapmak. Ama diyelim ki yanımızda, başımıza geldi. Eğer hastanın ortamındaysa hemen masaj yaparak, elektro şok yaparak bu hastayı çok rahat yaşatabiliriz. Ama hastane dışındaysa yapacağımız iş hemen bir ambulans çağırmak hızlı bir şekilde ve durduğunda kalp masajı, hayat kurtarıcı. Yani kalp masajını nasıl yapacağım? Şimdi hasta diyelim ki zaten kalp krizi geçiren kişi fibrilasyon olduğu zaman, kalp durduğu zaman zaten düşer, bayılır. Birincisi bilinç gider. Bir süre sonra solunum gider. Bakarsın nabız alamazsın. Nabız zaten yoktur. Böyle bir uçuş olduğu zaman hemen kalp masajına başlıyoruz. Göğüs tahtasının ortasına dakikada yaklaşık 100 civarında mümkün olduğu kadar sert ritmik aralıklarla masaj yapmak. Yani bunu yaptığımız zaman bu akciğerdeki toraks dediğimiz yani göğsündeki basınç bizim normal tansiyonumuzu sağlayabiliyor. Yani beynimize, böbreklerimize, diğer organlarımıza kan bir şekilde gidiyor. Bu arada problem ne? Kan gidiyor ama şimdi solunum da durduğu için, bilinç gittiği için oksijensiz gidiyor. O da bir süre sonra sıkıntı. Onun için belirli aralıklarla nefes vermek gerekiyor. İşte ağız ağza solunum dediğimiz şey. Ağız ağza solunum. Yani 100 kere masaj en azından 4-5 kez de ağızdan aralıklarla solunum vermek. Bu şekilde hastayı 1 saat, 2 saat yaşatabilirsiniz. Ambulans gelene kadar. Zaten ambulans geldiği zaman zaten onlar hemen solunum cihazına bağlayacaklar. İşte ambulayacaklar, oksijenini verecekler, solunumu düzeltecekler. Bu arada elektroşok uygulayarak o ritmi düzeltmeye çalışacaklar. Zaten ritim düzeltecekseniz o zaman kalp güçlendirici ilaçlar, ritim düzenleyici ilaçlarla hasta hayatını kurtarabilir. Evet. Peki kalp krizi geçiren bir kişi tekrar ikinci bir kalp krizi geçirebilir mi? Kalp krizinin sonu yok. Sonuçta biliyorsunuz kalbin 3 tane ana damarı ve onların da sürüşünen dalları var. Yani her hepsi tıkanabilir. 3 kez geçirebilir, 5 kez de geçirebilir. Bu işin sonu yok. Evet. Yani kalp krizi geçirebilir kişi. Evet, evet, evet. İyileştikten sonra tekrar bir kalp krizi geçirme riskiyle karşı karşıya kalabilir. Tabii. Yani bu hastalık biten bir hastalık değil. Damar tıkanıklığı her zaman karşılaşabileceğimiz bir son derece durum. Önemli bir problem. Bu sadece kalp için konuşuyoruz. Evet. Bu kalp damarı tıkandığı zaman, yani kalbin atar damarı tıkandığı zaman, beyne giden damar tıkandığı zaman işte felç geçiriyor. O da yani kalp krizine beter. Ya da bacağa giden damar tıkandığı zaman bacak kesiliyor. Ya da ciddi yaralar oluyor. Yani o damar da çok tıkanıklığı çok önemli bir konu. Tabii. Damar tıkanıklığıyla karşı karşıya kalmamamız için dikkat etmemiz gereken unsurlar. Sigara, şeker. Evet, sigara ve şeker. Aslında çok kolay. Çok kolay, çok basit aslında. Yani aslında hani çok kadar çok karıştırmıyor, bu kadar çok komplike olmasına falan gerek yok. O kadar basit. Kilo almayacaksın, sigara içmeyeceksin.
İki temel unsuru var. Evet, bu kadar basit aslında yani. Yani bunun içine kalp krizini de dahil edebilirsin. Hepsi, damar tıkanıklığını bütün, da bak, bütün içine bunu kanserler de koy. Bak bu koronavirüs de koy. Evet. Bak koronavirüsle ölenlerin çoğu belirli bir yaşta olanlar, şeker hastalığı olanlar, tansiyon hastalığı olanlar, kalp hastalığı olanlar ve KOAH olanlar. Evet. Yani sigara içenler, şu kareye bağlı KOAH geçenler. Çünkü onların dirençleri daha düşük. Daha düşük, maalesef. Yani çok böyle şu ana kadar çok sağlıklı olan bir kişinin koronavirüsüyle karşılaştığını daha henüz duymadık. Yani yok, karşılaşıyor ama ölüm oranları son derece düşük. Yani mesela 40 yani yaşın altında 40 yaşın altında 1/1 yani çok iyileşim düşük. İyileşim oranı yüksek değil. Tabii hepsi iyileşiyor zaten. Yani 1/1'i evet. Ancak kaybediliyor. 999 iyileşiyor yani. Ya yaşından dolayı ya da hastalıklarından dolayı. Evet. Yani vefat edenler de genelde mesela genç yaşlar olanları, ilave hastalığı olanlar, işte kanser hastası olanlar, ilave ciddi hastalığı olanlar evet. Maalesef kaybediliyor. Yoksa gençlerde hani çok problem olmuyor mu? Yaşlarda biraz çok daha bu çünkü yani bu hastalık, bu virüs çok şiddetli bir şekilde akciğere saldırıyor. Akciğerde direkt boğazdan akciğere geçiyor. İşte burundan ve ağızdan akciğere geçiyor. Akciğere geçtiği zaman da biraz hızlı seyrediyor ve burun ve ağız teması. Tabii. Zaten bulaşma yolu o. Evet. Yani oradan esas bulaşıyor. Gözden nasıl bulaşıyor? Gözle bulaştığı zaman da gözle biliyorsun biz burun arasında ilişki var. Evet. Gözyaşımız burunun içine geçebiliyor. Oradan gözden burundan yine akciğere gidiyor. Ya da ağızdan da yine boğazımızın geçerek akciğere gidiyor. Ama en çok şey bulaşma yeri bu burun tabii. Evet. Yani biz elimizi mesela bir yere sürdük. Şurada koronavirüs damca şuraya sürdü. Ben de oraya sürdüm. Onu burnuma götürdüm. Aslında çok bu kadar basit yani bulaşması. Evet. Sonra 4 gün boğazımıza kalıyor. Evet, birkaç gün kalıyor. Ondan sonra yavaş yavaş aşağı iniyor. Önce işte bir nezle grip gibi bulgular veriyor. İşte boğaz ağrısı, hafif ateş. Daha sonra biraz işte boğaz ağrısı şiddetleniyor. Daha sonra işte yavaş kuru öksürük başlıyor. Ateş başlıyor. Ondan sonra akciğer indikten sonra da zatüre gelişiyor. Zatüre geliştikten sonra bu yetişkinlerin solunum yetmez dediğimiz bir tablo var. ARDS diye hani biz tıbbi olarak kısaltılmış şekli. Bu son derece ağır bir tablo. Bizim bu solunum alıp verip yarayan alveol dediğimiz organların içi tamamen suyla doluyor. Ve biz ne yapıyor? Oksijeni alamıyoruz, vücuda veremiyoruz, karbondioksit atamıyoruz. Özellikle oksijen alımı çok azalıyor. Hasta ciddi bir solunum sıkıntısına giriyor ve maalesef bunlar zaten ARDS dediğimiz tablo zaten son derece ağır bir tablodur. Normalde de olduğu zaman son derece bir ağır tablodur. En büyük problem bu çok yaygın olduğu zaman maalesef bu tür hastaları çok kurtaramıyoruz. Evet. Çünkü yoğun bakım yetmiyor. İşte ECMO dediğimiz bir takım destekler var. Kalp akciğer makinesine bağlı gibi kasıktan hem arteri ve veni kanüle ederek bir oksijenatör yoluyla suni kalp ve akciğer makinesi görevi gören cihaz bağlanabiliyor. ECMO dediğimiz bir yöntem en son çare olarak. Ama onlar da son derece yetersiz kalıyor. Ve maalesef hastalar kaybediliyor. Aslında bu sıklık az olsa işte, yani onun için dedik ya, yani bu hızlı bir şekilde pik yapmadan yavaş yavaş ilerler ise bu hastalıkla baş etme şansımız daha iyi olacak. Solunum cihazları, yoğun bakım desteği, bu ECMO dediğimiz destekler belki daha böyle elverişli ortamlar olacak, daha birdenbire yığılma olmayacak. Bu şekilde hastalar daha kurtarma şansımız daha iyi olacak.